Ayhan Bilgen Bey burada, az sonra yanımıza gelecek. O da merakla izliyor. Çünkü yurdumuzun siyasal sorunlarının bir parçası ama şu anda en önemlisi olan orman yangınları var. Çünkü ormanlar insanlığın ortak olanaklarından, ortak varlıklarından biri. Şimdi sizi belki de bugüne kadar hiç görmediğiniz bir yangın bölgesi bağlantısına götüreceğim. Değirmen Yalı mevkiinde, yani yangının hemen içinde neredeyse, Şükrü Durmuş Bey var. Tarım Orman İş Sendikası Başkanı. Zor bir bağlantı olacak. Bütün bunları göze alarak lütfen dinleyiniz. Sayın Durmuş, iyi akşamlar diyelim. Nasılsınız? Orada durum nasıl? Vallahi hiç iyi değiliz Sayın Aysever. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi maalesef yaşam alanlarımız ve geleceğimiz birilerinin rantı uğruna yok ediliyor, yakılıyor. İçimiz sızlıyor demek ne kadar yerinde olur bilemiyorum ama inanın bu yangınlar bir tercihin sonucudur. Yani 183 yıllık geçmişi olan Orman Genel Müdürlüğü hiçbir önlem almadan bu yangınlara davetiye çıkartmıştır. Oysa Türkiye tarihinin en büyük yıkıcı yangını geçtiğimiz yıl yaşadı. Bunlardan ders alınması gerekirken hiçbir ders alınmadığı gibi hiçbir önleyici tedbir konusunda da çalışma yapılmamıştır. Ben 44 yıllık orman emekçisiyim. Bu alanda yapılanları, yapılacakları çok iyi biliyorum. Ama ne yazık ki anayasal ve yasal sorumluluğu olan insanların bunu yapmaları, yapmamaları bir cinayettir. Ve ısrarla söylüyorum, bu bir tercihtir. Bütün ülkenin duyarlı insanlarının yüreği yanarken, içi sızlarken birileri avucunu ovuşturuyor. Evet, Sayın Durmuş, Sayın Durmuş, bu yani bu, evet. bu ilginç bir iddia. Siz eğer istense bu yangın önlenebilirdi ya da hızla kontrol edilebilirdi mi diyorsunuz? Evet, aynen öyle söylüyorum. Bu yangınlar hiç çıkmayabilirdi. Önlem alınabilirdi. Bakın, ben 1978'de işe girdim. 80'li yıllarda orman emekçileri, orman köylüleri yangınları kazma kürekle ve şaplakla söndürüyordu. Bugün dünyanın en gelişmiş teknolojisini elinde bulunduran Orman Genel Müdürlüğü maalesef insan kaynaklarını yok saymıştır ve hiçbir şekilde bunları kullanmamaktadır. Nedeni çok açık söylüyorum. Bu bir tercihtir. Çünkü geçen yıl yanan ve yangın sonrası ortaya çıkan büyük vurgunları söyledik. İsrarla söyledik. Onlar bize defalarca cezalar yağdırdılar ama biz vicdanlarımızda çok rahatız. Çünkü bizler geleceğimiz adına kaygılıyız. Ülke adına kaygılıyız. Ülkenin geleceği ve çocuklarımız adına kaygılıyız, endişeliyiz. Yaşam alanlarımız birilerinin rantı uğruna yok sayılıyor. Bakın, orman köylüsü artık ormanda yok. Orman köylüsü ormana hısım iken hasım olmuştur. Tamamen yanlış politikaların sonucudur. Yani bugün sadece yangına helikopter mi uçak mı katıldı, ne kadar etkili oldu diye tartışırken esas konuyu kaçırıyoruz. Sayın Durmuş, Sayın Durmuş, şu bu önemli çünkü Türkiye'de bir yanlış tartışma yapılıyor. Çünkü benim bilebildiğim kadarıyla havadan müdahaleyle bir orman yangınının söndürülmesi mümkün değildir. Bu ancak ek bir müdahaledir. Asıl ormancıların, asıl sahada olanların bu işi yapması gerekir. Bu değil mi doğrusu? Aynen Sayın Aysever, yangında en önemli olay yerinde ve zamanında müdahaledir. Yerinde müdahaleyi etmesi gereken o bölgede yaşayanlardır. Yani orman köylüleridir öncelikle. Ama yürütülen politikalarla orman köylüleri artık yoktur. Hısım iken hasım konumuna düşürülmüştür. Orman üretimi tüccara verilmiştir. Yani orman artık sermayenin rantı uğruna peşkeş çekiliyor. Dolayısıyla şimdi sızlanmanın bir anlamı yok. Açık söyleyeyim, bugün ben dün geceden beri bu alandayım. Az önce arkamızda, şu an görülmüyor ama devasa bir yangın yükseldi. Rüzgarın etkisiyle şu an iş makineleri alabildiğine bu bölgeye yoğunlaştı ve yol açılıyor. Belki sesleri sizler de duyuyorsunuz. Ağaçlar yıkılıyor, yol açılıyor. Yangın mahalline erişebilmek için ya da önleyici şerit alabilmek için. Bu anlamıyla burada çalışan, cansiperane çalışan emekçilerin emeğini asla yok saymayız. Buradaki sorun bu kurumu yönetenlerin yanlış tercihleri ve yanlış uygulamaları sonucudur. Bakın,
aldıkları 13 tane air traktör tipi uçak 3 ton kapasiteli. Hani bizde 4 yıl önce 100 kilo eksik su taşıyor diye Türk Hava Kurumu uçaklarını ihaleye sokmadılar ve o uçakların atıl duruma kalmasını sağladılar. Oysa aldıkları uçağın Dalaman Havaalanı'na gidip havaalanından dolum yapıp tekrar buraya gelmeleri yaklaşık 2 saati buluyor. Ben saatlerce ölçtüm. Yani 3 kez gördüm Türk gelen uçakların yangın alanına geldiğini. Oysa helikopterler defalarca gidip gelebiliyor. Yani eğer Türk Hava Kurumu elindeki uçakları zamanında revize edip bu alanda çalıştırmış olsaydık çok daha etkili olacaktı ve bu yangın yürümeyecekti. Sayın Durmuş, bir kişi gözaltında ve bu gözaltında olan kişiyle ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak bir kundaklama, 3 ayrı yerde başlayan bir yangın olduğu söyleniyor. Ancak ekolojik dengenin değişmesinden kaynaklı olarak bir taraftan da doğanın kendisinin de bu yangını ürettiği söyleniyor. Soru şu, sizce bu bir kundaklama mı? Bu kundaklama ise eğer hemen herkes bir terör eylemi olarak düşünüyor. Ama siz diyorsunuz ki hayır kardeşim, bu bir rant eylemi. Kapitalizmin kendisine alan açma eylemi. Şimdi ikisi de dehşet verici ama bu daha da dehşet verici. Yani terör başka bir sorun ama ülkenizin varlığını kendinize çıkar için eğer yok ediyorsanız bu inanılır gibi bir şey değil. Siz ne dersiniz bu konuda? Sayın Alsever, kılıf uydurmak kolaydır. Geçen yılda biliyoruz, geçmişten de biliyoruz. Çıkmaza girdiklerinde faili meçhul diye kayıtlara geçecek. Bugün de basına yansıyan kundaklama olduğunu, yani aklı dengesi yerinde olmayan biri olduğunu, hatta sarhoş olduğunu ifade ediyor. Oysa yangın çıkış noktalarına aynı anda eş zamanlı çıktığı söyleniyor. Doğru olabilir. Bu kundaklama olabilir mi? Olabilir ama bir sarhoşun aynı anda 4 yerde bulunması mümkün değil. Bu tamamen safsatadır. Ayrıca hatırlarsınız geçen yıl Manavgat yangınında dediler ki bir aklı dengesi yerinde olmayan vatandaş yangını çıkarttı. Peki o vatandaş ne oldu? O da yangında yandı dediler. Hani bir hikaye var ya, inek nerede dağa kaçtı, dağ nerede yandı bitti kül oldu. Bakın, en önemli yangını çıkartabilecek potansiyel suçlular enerji nakilatlarıdır. Ama ne yazık ki enerji nakilatlarını hiç konuşmuyorlar. Nedeni şu, Cengiz Kolin ortaklığınındır. Eğer onlar çıkarttı deselerdi, onlar büyük tazminat ödeyecekti. Yani tercih sermayeden yanadır. Çok net söylüyorum. Adresen yangınında böyle olmuştur. Geçen yıl Marmaris ve Manavgat %80, %90 enerji nakilatlarındadır. Çünkü enerji nakilatları, dağıtım şirketleri gerekli bakımı yapmıyor. Sıcaktan aşırı derecede kablolar, enerji hatları sarkıyor. Rüzgarın etkisiyle alttaki ağaçlar temizlenmemişse çarpıyor ve ark yapıyor. Bunun sonucu yangın çıkabilir. Ben buradan doğru şu nedenle çıktı demem mümkün değil. Ama sorun şu Sayın Aysever. Önemli olan önleyici tedbirdir. Hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Çocuğu suya gönderirken döverek gönderdi. Neden dövdünüz dediler? Desteği kırmasın diye. Şimdi yangında ormanlar yandıktan sonra suçlu arama yerine daha önce bu kurumun hafızası vardı Sayın Ağaçsever. Orman köylüleriyle barışıktı. Bizim çırpıcı dediğimiz, tırmıkçı dediğimiz köylülerimiz vardı. Yangına hassas bölgelerde temizlik yapar ve yangının önleyici tedbirleri alırdı. Bugün ormanlar yol geçen anına döndü. İzinlerle, reslerle, HES'lerle, çok uluslu maden şirketleriyle önüne gelen orman alanlarını dalan ediyor. Dolayısıyla insan hareketinin olduğu yerde ihmal olur, kasıt olur, her şey olur. Dolayısıyla yangında çıkabilir. Son yani soru. Önce